Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Haftanın teknoloji gündemini değerlendirdiğimiz Teknoloji Oku yorum programında yine teknolojiyi bakacağız. Ne olmuş, ne bitmiş onları değerlendireceğiz. Ama şöyle bir sorun oldu arkadaşlar. Geçen hafta biz programımızı çekmiştik. Ama ne yazık ki teknik bir sıkıntı. Teknik nedenlerden ötürü. Dolayı yayınlayamadık. O yüzden kusura bakmayın buradan bunu söylemiş olurum. Yoksa geçen hafta boş geçmeyecektik. Cumartesi günü için söylüyorum en azından. Nasip kısmet artık. Öyle. Evet, takip edin siz, abone olun falan filan diyelim. Şimdi gündeme geçelim. Geçelim. Nereye yapalım açılışı? Samsung'u Oppo ile mi yapalım? Evet evet yapalım. Çünkü önemli haber bu. Önemli fakat tabii. Bir şey söyleyeceğim. Önemli ve şaşırtıcı bir haber. Evet, onunla ilgili bir şey söyleyeceğim ama sen bir başta haberi. Samsung ve Oppo arkadaşlar Türkiye'de üretim yapacağını açıkladı. Ben hiç beklemiyordum böyle bir şeyi yani. Ben de beklemedim. Hani Samsung tamam beyaz eşya üretiyordu ya. Hani dedim belki gelirler, onlar üretirler falan ama Oppo ne bileyim ya Çin'de üretiyorsun sen işçilik falan. Acaba burada daha mı ucuza geliyor artık? Şöyle, şimdi yeni bir kararname yayınlandı. Yasa değişikliği oldu. O değişikliğe göre artık Türkiye'de üretim yapmak, telefon tarafından bahsediyorum özellikle, daha makul hale geldi. Devlet teşvik görüyor burada. Şimdi aslında Türkiye'de üretim yıllardır vardı. Yani General Mobile bundan kaç sene önce, 10 sene önce falan da bir fabrika açmıştı. İkiteli'de. İkiteli değil, yok. Ümraniye'de bir yerde açmıştı, çok iyi biliyorum. Bu şimdiki IKEA falan var ya, evet. Onun oralarda bir yerde açmıştı. Hatta orada ben gitmiştim oraya da. Sonra şimdi İkiteli'de açtı, o da ayrı bir konu. Şimdi tabii bu işin olması için devletin birazcık teşvik vermesi gerekiyor. Çünkü Çin'deki olaylarla senin, yani Çin'deki üretim gücüyle rekabet edebilmen için buna ihtiyacım var. Şu anda onu devlet verdi. Benim anladığım kadarıyla, bu kesin bilgi değil, Samsung General Mobile'le ortak üretim yapacak. Yani General Mobile'le muhtemelen dediler ki sizin burada fabrika var zaten kardeşim. Sen de burada benim bazı modellerimi üret. Çünkü General Mobile'in İkiteli'deki fabrikasında gezdik. Hatta videosu da var yukarıda. Onun da linkini koyarım arkadaşlar. Çok güzel bir fabrika. Bayağı üretim yapılıyor. Hani şimdi biz böyle üretim yapılıyor dendiği zaman hemen altına şey geliyor genelde. Montajlanıyor bu bilmem ne. Montaj değil. Çin'den geliyor direkt logo basma. İşte öyle değil arkadaşlar. O değil. Yani bu bir de ben şunu çok eleştiriyorum. Yani o da bir güzel bir şey. Ama şuna çevirebilirsek güzel. Hani diyelim ki Türkiye'de bir otomobil fabrikası var mı şu anda? Yok. Yani yerli üretimden bahsediyorum bu arada. Yapılıyor mu? Yapılıyor. Şimdi bunun aslında hep bir know-how dediğimiz Ar-Ge aslında. Sen bu şeyi montajlamayı öğrendikçe sonra kendi markana geçiyorsun. O yüzden montaj diyerek küçümsediğimiz şey bile bence önemli. Özellikle ya, bak kademe kademe olan bir şey. Mesela şimdi kartları montajlıyor arkadaşlar. Ki kart senin uzmanlığın o bu arada. Aynen. Kartlardan sonra diyorlar ki ya ben bu kartı da yaparım. Bu sefer kartın üzerindeki elemanları montajlamaya başlıyorlar. İşte dirençtir, diyottur, kondansatördür, bobindir, entegredir vesaire. Sonra zaten kendi üretimini yapmaya başlıyorsun. Kalkıp da zaten direnci münenci de kendin yapacak halin yok. Onları her türlü dışarıdan burada alıyorsun zaten. Evet. Hayır, şeye benziyor bu işte. Şimdi Çin'de yıllarca adamlar yapılı telefon ürettiler. Şimdi kendi markaları var. 10 sene önce Çin'de bir tane telefon markası var mıydı arkadaşlar? Yoktu. Xiaomi dediğiniz marka yok, daha böyle bir marka. Oppo'su, Moppo'su, şusu busu yoktu. Adamlar böyle geliyor. Biz şimdi yerli üretim diyoruz mesela. Atıyorum TCL'i de yaptık ya, televizyonu inceledik hatta. Yerli üretim diyoruz. Aa işte bu Türkiye'de üretilmiyordu işte bilmem. Ya kardeşim böyle büyüyecek bu iş yani. Bir de şey olayı var mesela. Şimdi bazı şeyler zamanla ilerliyor arkadaşlar. Örneğin biliyorsunuz Huawei kendi Yonga setlerini geliştiriyordu ama üretemiyordu. Misal 5 nanometrelik Yonga seti geliştiriyor ama üretmek için TSMC'ye ihtiyacı var. Yani dökümhane o. Tayvanlı bir şirket sonuçta. Evet. TSMC ben üretmeyeceğim dediği zaman Huawei şimdi kendi Yonga setini üretmeye başlıyormuş ama 20 nanometrelerden bahsediyorlar. Yani bu adamların 5 nanometreye inmesi belki 10 yıl sürecek evet. Yani. Evet. O hemen tamam o üretmiyorsa ben hemen 5 nanometreli kendim üreteyim. Böyle bir şey değil arkadaşlar. Zaman gerekiyor. Aynen öyle. Yani şimdi şey. Türkiye'de mesela kendi Yonga setini üretmeye başlasa sallıyorum. Yani kalkıp da hemen Apple'ın işte A14'üne, Snapdragon'un 865'ine yani rakip bir Yonga seti üretmeyecek. Böyle giriş seviyesi. Ya öyle abi. Milletin burun kıvıracağı Yonga setiyle başlayacak. Cin olmadan yani. Adam çarpmayacaksın yani. Bu işin bir yani adım adım ilerlemesi yani emekleme gerekiyor. Emekleme var, sonra yürüme var, sonra koşma evet. Var. Bizim halk direkt deparat alalım istiyoruz. Tabii hemen iPhone üretelim istiyoruz. Öyle bir dünya yok öyle arkadaşlar. Öyle yok yani, öyle yürümüyor ne yazık. Bir de Samsung muhtemelen işte söylediğim gibi General Mobile yapacak ama bu kesin bilgi değil. Oppo da Kocaeli'nde bir fabrika kuruyor. Hatta onunla ilgili iş ilanları falan da çıktılar. Açıklama da gönderdiler bize bu arada. Oppo Türkiye ekibi hatta genel müdürü de bir açıklama gönderdi. Açıklamada da diyor ki kuruyoruz evet fabrikayı diyor. Devletin desteği teşviğiyle falan diyor. Yani Türkiye'de bir telefon fabrikası kuruluyor arkadaşlar Oppo tarafından. Zaten General Mobile'ın vardı. Muhtemelen Samsung da onlarla çalışacak ama resmi bir açıklama olmadığını bir kez daha söylemiş Oppo olalım. Oppo herhalde Türkiye'de güzel işler yapacak. Yapacak.
yapacak. Bir de neden Türkiye, ben onu söyleyeyim, lojistik olarak önemli. Şimdi evet. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Siz Çin'den bir gemiyi yola çıkarttığınız zaman diyelim ki ağzına kadar telefon dolu, 3 haftada geliyor. Bir de battı mı o gemi? Ya batmıyor da 3 haftada gelir. Ne batmasın, sen... Titanic bile battı. O da batabilir yani. Sen ne yapıyorsun? Buradan Türkiye'den çıktığı zaman 7-8 saatte Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerine ulaştırabiliyorsun. Bir de kamyonlarla yani. Evet. Batmaz. Evet. Böyle bir durum var arkadaşlar. Bir diğer önemli haber, eSIM Türkiye'de kullanıma sunulmaya başlandı. Evet, yani bu artık başlansın bir zahmete. Yani. Kaç yıldır diğer Avrupa'da, Amerika'da vesaire vardı arkadaşlar, bu biliyorsunuz. Özellikle şu açıdan iyi olacak. Hani saatlerde vesaire sim kart konusu vardı ya, artık saatlere de sim kart tanımlanabilecek. Bu bence önemli. Nedir mesela? Hani cep telefonunuz ayrı bir şey. İki telefon taşımamış olacaksınız. Saatinizin içerisindeki eSIM'e de ayrı bir numara tanımlayacaksınız. Mesajlar, evet, aramalar vesaire. Ona gelecek ve eSIM destekli cihazlar da ülkemize gelmiş olacak. Evet. Bu arada eSIM nedir bilmeyenler için söyleyelim. eSIM arkadaşlar, biliyorsunuz, fiziksel bir sim kartı takıyorduk telefonlara, artık o olmayacak. Telefonun içinde biz diyeceğiz ki ben Vodafone abonesiyim, Türk Telekom abonesiyim, Turkcell abonesiyim. Otomatik olarak tanımlanmış olacak. Sonra başka operatöre geçince 12 net oraya tanımlanacak. Böyle bir süreçten yani bahsediyoruz. Bu aslında şey de, operatör değiştirmek istiyorsun mesela. Oradan oraya gidip, şey yapmanıza gerek kalmayacak arkadaşlar. Rahat ve basit bir şekilde sim kartlarınızı direkt işte internet üzerinden muhtemelen taşıyabileceksiniz, tanımlayabileceksiniz. Bu da bence güzel bir teknoloji, gelmesi hoş oldu. Bu arada şunu söyleyelim. Vodafone ve Türk Telekom eSIM'i çıkartacağını duyurdu ama Turkcell'den ben daha öyle Turkcell'den bir ses çıkmadı. Evet. Yani şu anda hatta sadece Vodafone ve Türk Telekom'da var. Vodafone bayağı önce duyurdu. Evet. Yeni değil. Türk Telekom yeni duyurdu. Vodafone zaten bir ay önce falan duyurmuştu. Biz de haberini yapmıştık. Turkcell'den daha ses yok ama. Ses yok. Bir diğer haberimiz ise Cyberpunk 2077 3. güncellemeyi aldı. Bitmedi bu güncellemeler. Ben ona Cyberbug diyorum. Cyberbug 2077. Ya bir oyunu bu kadar hani beklentiye sokup da bu kadar hatalarla çıkarmak çok absürt oldu ya bence. Hatta bir bu haber okudum bir tane Engadget'te dün. Hatta sabah okudum. İşte birisi mahkemeye vermiş, dava açmış Cyberpunk'ı bu kadar çok bug olduğu için, hatalarla çıktığı için. Oynadık da arkadaşlar biz bu oyunu oyun canavarı programımızda. Hatta iki kere de oynadık. Bir ikinci güncelleme geldiğinde ben bir daha oynamıştım. Dedi güncelleme geldi, belki düzelmiştir falan ama. Yok. Üçüncü güncelleme de yükledim bu arada. Hala giriyorsunuz menüye. Dili Türkçe yapıyorsunuz, çıkıp tekrar girdiğinizde oyuna yine İngilizce geri geliyor. Bu onu düzeltemedin ya. PlayStation'da da şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Menülerde sıkışıp kalıyorsunuz. Mesela oyunu oynuyorsunuz diyelim, atıyorum. Girdiğiniz ayarlar menüsüne bir şey değiştireceksiniz. Orada kalıyorsunuz, çıkamıyorsunuz da geriye. Hayda, konsolu resetle, bir daha oyuna gir falan. Saçma sapan işler. Neyse. Son haberimiz ise Huawei'nin gözlüğünü inceledik. Osman, akıllı gözlük, ben inceledim. Akıllı gözlük deyince insanın... Çok müthiş bir şey. Adeta takınca gelecek, takıyorsun bir ses geliyor. Robocop gibi bir ses. Vay dedim. O an tabii o ses gelince ekrana bir şeyler gelmesini bekliyorsun ama bakıyor. Gelmiyor. Aa, ekran boş. Ya hayır, şimdi akıllı gözlük deyince insanların aklına Robocop'ta, Terminator'da falan var ya, çıs 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 her şey tarıyor falan ya, öyle bir Tony şey. Tony Stark'ın bıraktığı gözlük gibi. Bir takıyor, insanların böyle bilgilerini falan çıkartıyor, evet, ama öyle değil. Bir de ben mesela eşime dedim, bak bu akıllı gözlük falan taktı. Diyor, bir şey gözükmüyor. Dedim, gözüken şey değil mi ya, sadece ses duyuyorsun. Ya aslında şöyle, Bluetooth özelliği olan bir gözlük aslında. Bunun Çin'de falan baktım ben, AliExpress'te böyle 50 dolara 60 dolara var ya. Çok basit bir teknoloji ya. Yani arkadaşlar şuralara dokunmatik panel koymuşlar, hoparlör koymuşlar, mikrofon bu yani, bitti. Bluetooth'la. Evet. Yani hani akıllı gözlük deyince insanın aklına hep bir şeyler görmek geliyor. Google Glass geliyor mesela yani. O işte bakıyorsun bir çekim, yerden. Çekim, hani kamerası olan vesaire bir şeyler falan ama öyle bir şey değil. Bir de ben incelemede şey demiştim, fiyatı 500 lira olursa alınır falan diyordum. 5000 lira. 5000 lira diye açıkladılar arkadaşlar. 5000 lira çıktı. Yani bir sıfır eksik söylemişler. Onu da söyleseydik tamam olurdu. Ama 5000 liraya tabii ki alınmaz arkadaşlar yani. Ha, almak isteyen alsın, o ayrı mesele de, ne bileyim ben almam şahsen. Ha, ben şunun için anlattım bu programda bunu. Detaylı incelemesini yaptık kanalda, izleyebilirsiniz. Ama hani bugüne kadar benim gördüğüm en enteresan üründü, öyle söyleyeyim. Yani teknoloji ürünü olarak söylüyorum. Veya ne gerek vardı? Bugüne kadar gördüğüm en gereksiz ürünlerden biri olmuş. Yani acaba bunu nasıl kabul ettirdiler yönetimi? Ben onu merak ediyorum. Yani. Abi böyle bir fikrim var benim. Bak bir gözlük yapalım. Hayır, adam ayrıca prototipi çıktı ya, takıyor makıyor. Değil mi? Lan ne saçma bir şey bu ya. Kim yaptı bunu ya? Kovun direkt. Hayır, kulaklıktan hiçbir farkı yok ki. Ya bir de kulaklığın şöyle bir avantajı var. Hani aktif gürültü engellemesi var vesaire var. Bir de konuştuğunu sen duyuyorsun. Tabii burada karşı taraftan yanında biri varken duyuyor değil mi yani? Yani açacaksın, telefon geliyor, açıyorsun. Herkes topluca seni dinliyor böyle yani.
Ya saatten konuşmak gibi bir şey işte. Aynen. Saatten şöyle konuşmak gibi bir alo, şey. Alo anne, alo falan gibi hani. Yani çok verimli değil arkadaşlar. Müzik dinlerken de toplu bir şekilde dinliyorsunuz. Metroda onu mesela açsanız adam sıkılıyor. Oy kardeşim biz de mi dinleyeceğiz ya falan der yani. Ama, ya bir de gözlükte şöyle bir sorun var. Kapalı mekanda gözlük takarsan rail şahıs gibi olursun yani. Ama onların şeyleri de var. Hani numaralılarını falan da yapmışlar. Bize gelen güneş gözlüğüydü de. Normal gözlük, hani gözlük takanlar gözlük için şeyleri de var da ne gerek var yani. 5000 lira verince yani ne bileyim ya. Bir de şarjı da çok fazla gitmiyor arkadaşlar. 5 saat mi 3 saat mi öyle bir müzik dinleme konuşma süresi falan sunuyor. Yani enteresan onun yerine yani akıllı kulak hani kablosuz kulaklıklar varken çok lüzumsuz bir ürün olmuş. Evet. Hani kablosuz kulaklıklardan önce çıksaydı mesela bu. Hani daha kablosuz kulaklıklar yapken evet, derdim ki ya güzel kulaklık yerine kullanabilecek bir ürün hayır, vesaire ama parayla alabileceğin en pahalı kablosuz kulaklık Apple'ınki. O da 5600 lira. Hani 5600? 5700. Ha şey şu yeni çıkan kulaküstü söylüyorum. Ki onu da eleştirdim. Kulak içine girenleri falan filan söylüyorum. Onlar ucuz yani. 2000 lira falan alıyorsun. 5000 lira mümkün değil alması. Yani bu en fazla arkadaşlar böyle hani otele gittiğinizde güneşlenirken falan taktığınızda işte müzik dinlerken o da ne bileyim. Onun yerine bakın biz 2000 liraya burada ekosistem 3000 liraya ekosistem kurmuştuk. Akıllı saat, telefon ve kulaklık. Kulaklık koymuştuk içine. O sistemi alırsınız üstüne 2000 lirada tatil paranız kalır. Tatilde bedava getirmiş olursunuz. Evet. 5000 liraya. Böyle bir şey de böyle bir ipucunu da size vermiş olalım. Bu haftanın konuları da sanırım bu kadar. Haftaya yepyeni bir teknoloji oku programında görüşmek üzere demeden önce kanala abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.